Başlıyor. Yaklaşık 3 ay sürecek olan turnuvamız 28 Mayıs 2022'de sona erecektir. Hayırlı günler diyorum. Sizlerin de bildiğimiz başkanlık kupasını biz bu yıl Kurtuluş Kupası'na çevirmiş olduk. Biliyorsunuz 2022 6 Eylül İnegöl'ün kurtuluşunun 100. yıl dönümü. Bu vesileyle de inşallah 100. yıl anısına bir Kurtuluş Kupası adını verdiğimiz programı icra etmiş olacağız. Ben destekçimiz olan Milli Eğitim Müdürlüğümüze, Gençlik Spor Müdürümüze, efendim onların kıymetli çalışanlarına, yine sporcu kardeşlerimize katılan değerli öğretmenlerimize, turnuvada görev alacak olan kıymetli antrenör ve hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Aramızda Ukrayna'dan misafirlerimiz var. Vasili Bey, birlikte yan yana oturduğumuz. Ben kendi elimde kendime de çok teşekkür ediyorum. Onlar da biliyorsunuz geçtiğimiz gün Ukrayna'da yaşanan sıkıntıdan dolayı şehrimizde ağırlıyoruz ve ağırlamaktan da gurur duyuyoruz. Onu da söyleyeyim. Ev sahipliği yapmakta gurur duyuyoruz. İnşallah oradaki süreç normalleşene kadar da burada onlar bizim misafirlerimiz olacak. Huzur içerisinde burada yaşamlarını devam edebilirler. Ve yarışmacı arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum. Spor dediğiniz centilmenliktir, kardeşliktir, birlik, beraberliktir. Bizi ortak bir hedefte toplayan güzel bir araçtır. Bu aracı güzel kullanalım inşallah. Centilmenlik benim için en önemli başarı. Onu söyleyeyim size. Mutlaka spor olarak birisi şampiyon olacak, birisi birlikli olacak. Ancak ne olur o centilmenliği ve hoşgörüyü evden bırakmayın. Bu da benim size acizane tavsiyem. Hepinize başarılar ve kolaylıklar diyorum. Hayırlı uğurlu olmasın diyorum. Çocuklar biliyorsunuz. Final gibi maç. Alırsanız kahramansınız. Yenilirseniz canın sağ olsun. Yenmek ve yenilmek sporun içinde var. Ama centilmenliği bırakmak sporun içinde yok. Önümüzde seyircilerimiz var. İyi koyalım. Onlar da güzel bir oyun seyrediyor. Hazır mıyız? Hazırız. 1, 2, 3. Dizeler!